biz anlattığımız teknik şeyler. Ben kim? Sana namazın huşusunu anlatayım. Peh. Allah affetsin. Ama teknik olarak bazı şeyler var ki Allah seni de affetsin. Sadece beni değil, seni de affetsin yani. Şimdi vakit dar. Fragmanı böyle zevkli vereyim, sonra geldiğinde şey olur. Geçen 7-8 ay evvel camiye gittim. O ön kısmından da kapısı var caminin. Sünnete durmuşlar, farzı yetiştim. Bir cenaze namazıydı. Dedim ki sünneti hemen şey yaparım, sonra kılarım. İçeri girerken tanıdıklar da var tabii camide, o cenazeye gelenlerden. Oturuyor, ben geçince böyle gördüm, bana bakıyor böyle oturduğu yerden. Ben de hani hey şşt falan diye bağırılmaz camide. Başımla selam verdim, o da böyle yaptı bana. Ondan sonra yanında başka kimse var mı diye dönüp baktım. O bana başıyla selam veren adam biraz sonra selam verdi. Namazdaymış. Ulan namazı ne kaldırıyorsun kafanı da? Ya selam yani. Yani ara beni desem tamam falan diyecek, o da böyle yap. Nasılsın desem böyle yapacak neredeyse. Ama namaz mı şimdi bu? Yok be, o sen ona bakma hocam, onun niyeti namazda. Ya Allah'ını seversen yapmayın canım ya. Ya gözünü seveyim ya. Yani burada hakemin 10 metre geride durmasından dolayı böyle hakemlik mi olur diye çıldırıyorsun. Ya namaz da bu. Oyun değil ki yani. Böyle resmen selam verdi, dedim ya Rabbi. Kabahat bende. Camide ne sağa sola bakarsın. Önüne bak git. Olmaz işte bak. Namazda namaz kılmak. Bir kere bakış. Şimdi yandığım mevzu şu, üzüldüğüm mevzu şu. Namaz falan kılmıyorum. Ben inanmıyorum. Ben Budistim, ben ateistim. Veya ben şuyum. Şu an kılmayı düşünmüyorum. Emekliye ayrılınca kılacağım. Hayırlısı. Yani. Hayırlısı. İnsanlar hizmetinden seni uzaklaştırmış, iş yapamıyor diye. Allah'ım sana geliyorum diye hizmete kalk. Neyse artık bunları konuşmuyoruz bile. Kalmış mıdır onu bilmiyorum. Veya şu işeyim gerçekleşsin, aday adaylığım onaylansın, namaza başlıyorum falan. Abi sen otur zaten yani, sen daha zararlısın. Kılma daha iyi diyesin, geliyor. Bunu demeye de hakkın yok işte. Din bu kadar serbest konuşturmuyor adamı. İnanıyorsan. Şimdi namazda bir bakış var. Yani namazda bir duruş var. Namaza bir git. Bir kere bak, abdeste bir kodlanıyorsun zaten. Abdeste şimdi o el ayaklarla geliyorsun. Namaza duruyorsun şimdi. İmam-ı Zeynel Abidin abdeste bayılırmış. Düşermiş, bayılırmış. Ne oluyor derlermiş. Allah'ın huzuruna çıkacağım. Heyecan basıyor dermiş. İmam-ı Zeynel Abidin. Allahu Ekber. Bir kere şu hareket yok, şöyle bir kafayı kaldır. Cenaze namazlarında hastaymış şu hareket. Hoca Allahu Ekber der. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. Yok vallahi değil falan der gibi. Şafi'ye göre küfür. Hanefi'ye göre namaz bozuluyor zaten. Allah hayır hayır. Allah hayır. Ya yapma şunu. Hocam hala size bunları mı soruyorlar? Yapmıyorsun. Sen de bilmiyorsun. Hocam ama din bundan mı ibaret? Peki tıp 1,5 metre sosyal mesafeden mi ibaretti? Elleri yıkamaktan mı ibaretti? Al şimdi abdesti böyle anlattığına dala geçiyorsun. Covid'de ne yaptın? 2 dakika sürsün. Yap, 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 yap. Mikrop bulaşmaması için ilim ilim oğlum seyret diyorsun. Ben burada abdesti anlattığımda tiye alıyorsun. Peki ben sana sorsam tıp bundan mı ibaret? Değil. Sana vurduğu yere bakacaksın. Allah'ını seversen ya. Mesele inanıp inanmamak, ehemmiyet verip vermemenle alakalı. Bitti. O kadar. Bitti. O kadar. Bakıldığında hiçbirisi önemli değil. Diğer taraftan baktığında en ufak şey bile önemli. Çocuğun yemesi ne kadar önemli olabilir? Çocuğun hayatını etkiliyorsa o bir lokma bile önemli. Tamam mı? Bakış açısı bu. O yüzden böyle bir genelleme yapma. Abdest azalarında mesela şu tut, şu bunu bak şimdi ona yanıyorum. Abdesti alıyorsun. Almasa zaten bir şey yok. Yani o zaten dışarıda. Bektaş'ın dediği gibi Allah karadakilere selamet versin demiş. Gemi sallanıyormuş. Demişler ki bize dua, oğlum biz zaten öldük demiş Allah karadakilere selamet versin demiş ya.
Ya şu dirseği niye yıkamıyorsun ya? Sedef falan varsa, hastaysan tamam, su sürme. Ya madem geldin, o kadar eğildin, dar kotunla falan böyle eğildin camide, kılıyorsun işte bunu. Ya şurayı da yıka da. Topuğunu geliyor, burasını kuru bırakıyor. Ya niye böyle 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 tutuyorsun işte? Şurayı bir yıka. Yaptın bu işi, ciddi yap. Yani bir ilaca başlıyorsun, tam iç. Hiç içmiyorsun, anlarım. Anlatabiliyor muyum? Kayseri'de adamın pastırması çalınmış. 250 gram mı, yarım kilo mu ne? Yazık demiş, yazık, yazık, yazık. Ya demişler ki, tamam hani bir üzüldük, güzeldi, kuş gönüydü falan. Tamam da demiş, yani yarım kilo pastırma demiş. Hayır demiş, adam çaldı demiş, arsız ya. Tamam anladık, kesmeyi bilmez demiş. Yani pastırmaya üzülmüyorum demiş gibi, kesmeyi bilmeyecek. İhanet edecek pastırmayı. Ya abdest alıyorsun bari, doğru al da bunu. Bak topuğunu yıkayıver. Bir de böyle hani çıplak ayakla vesaire falan yapmayın arkadaşlar. Camiye vesaire falan girdiğinde lambur lumbur, lambur lumbur sakın. Fakat namazda durdun, abdest aldın, geldin. Allahu Ekber'de kafanı böyle kaldırmayacaksın. Arkadaş bak, kimdeyim? Cimi sende miyim? Arkadaşlar namazda üç ayrı şekilde üç bakış yeri vardır. Bunu söyleyeyim. Eğer siz talip olursanız, ben bu arada iki gün evvelki konuşmamla alakalı geri dönüş yapmışsınız, onu konuşacağım. Buna da ben ilgi bekliyorum. Bana hocam hatalarıyla bilinmesiyle şu detayları anlat, güzel gidiyor derseniz hemen bunu anlatacağım size. Bak üç bakış var. Ayaktayken devamlı secde yerine bakacaksın. Ayaktayken. Namazda ayaktayken devamlı secde yerine bakacaksın. Müjde. Eğer bunu yaparsan, Allah Teala seni namazın içinde tamamen hep secde ediyormuş muamelesi yapar. Başını kaydırmayacaksın. Meleklerim şahit olun. Benim huzurumda başkalarına bakıyor dedi, dermiş Allah Teala. Kafanı çevirmeyeceksin. Ciddiyet meselesidir o. Askerde bir bak bakalım sen. Komutan sana konuşurken şöyle bir yap. Gözünde şimşekler çakar. Yani şuurlanırsın bir anda. Hı? O yüzden asker ocağı peygamber ocağıdır. Oradan ayrılmayacak gözün. Ayakta böyle. Rükuda parmak uçlarına bakacaksın. Rükuda da parmak uçlarına bakacaksın. Ama kafa dik duracak. Tahiyyatta iki dizinin arasına bakacaksın. Bak o zaman namaz, namazda namaz kılma hali başlar. Sahur vaktinde bunları konuşuyor ve dinliyor olman, inan ki kayıp değil. İnan ki kayıp değil. Oruç, 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 oruç. Oruç, 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 oruç. Oruç, 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 oruç. Bak, dört sayfa. Mesele oruçla Allah, Allah, Allah. Muhabbetullah, muhabbetullah, muhabbetullah. Doğrusunu öğrenmek istiyorsa çok meraklı burada. Ama namazımızı, orucumuzu yaptığımızda Allah için en güzel şekle nasıl getirir düşünüyorsak hep üzerinde konuşmamız lazım. Hep üzerinde konuşmamız lazım. İki rekat namazda 12 bin mesele varmış. 7 binine İmam-ı Azam fetva vermiş. Düşün.